Scars of Honor bir fantasy MMO RPG oyunudur. Oyunculara ücretsiz bir şekilde kazanmak için para ödemek zorunda olmadan farklı karakter sınıfları ve ırkları arasından seçim yaparak geniş bir açık dünyada maceraya atılma fırsatı sunar. Scars of Honor evrenini yakından tanıyın. Sponsorumuza teşekkür ediyor ve programımıza geçiyoruz. Gol var mıdan herkese merhabalar. Scars of Honor'un sunduğu derbi maç önüyle sizlerle birlikteyiz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Fenerbahçe ve Galatasaray gerçekten Türkiye'nin en büyük derbisi denebilecek maçta karşı karşıya geliyorlar. Bizim bundan önceki maçlarda gördüğümüz bir olay vardı. Ya bir takım çok avantajlı geliyor ve bu avantajını kullanabiliyor ya da e, durum ne olursa olsun iki takım da oynuyor ve sonuç 0-0 bitiyor. Sence bu maç o tarz maçlardan biri mi? Yani iki takımın da beraberliğe yatacağı maçlardan biri mi olacak yoksa bir takımın oyunla avantajı elde edip e, kazanacağı bir maç mı olur? o kadar çok bilinmeyen bir maç ki aslında. El Clasico ile El Clasico arasında gidip gelen bir maç diyebiliriz. Çok büyük beklentilerin olduğu Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde inanılmaz kısır kalelere şut bile atılamayan, pozisyon hiç bulunamayan iki takımın da kendi yarı sahasında takıldığı maçlar da gördük. İki takımın birbirine hurra yaparak saldırıp yine berabere kaldığını da gördük. Fenerbahçe Galatasaray maçlarıyla alakalı değerlendirme yaptım da böyle geriye doğru. Hemen hemen her şeyi gördük bu maçlarda. Şimdi çok erken bir e, karşılaşma bu. Fenerbahçe bugüne kadar olan süreçte sürekli bir deneme içerisindeydi. Tadiçi sağda forvet arkasında Şimanski'yi kanada attığı oldu. Forveti ikiledi, savunmayı üçledi. Defansif orta sahayı çiftledi. Üçlü yapıp önüne bir tane çapa defansif orta saha koydu. Çift defansif orta saha yapıp çift yönlü oyun bekledi. Mourinho ile alakalı ee, geldiği günden bu yana baktığımda hemen hemen yapmadığı hiçbir şey yok Mourinho'nun saha içerisinde. Yani kanat bek kullanımı da oldu. Çift oyuncuyla kanat oyunu yaptığı da oldu. Ön tarafa pivotlara uzun vurup indirdiğini kovalamak da oldu. Bu maça kadar olabilecek bütün denemeleri yaptı Mourinho ve hedef maçına Galatasaray karşısına çıkacak. Galatasaray tarafına dönüyorum. Galatasaray şimdiye kadar çözüm üretmesi gereken hiçbir maç oynamadı. Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler harici ya da tabii, Ligi ya, Şampiyonlar Ligi'ndeki. Tabii tabii. Şampiyonlar Ligi'nde zaten Young Boys'u da e, ekstra çözümler üretmeden yenmen lazımdı zaten. O büyük bir facia. Yol kazası falan diye böyle hafifletilebilecek bir durum değil o. Galatasaray bütün hedeflerini Şampiyonlar Ligi'ne gitmek üzere yaptı. Burada şöyle bir paralel kurulabilir Young Boys maçı ile bu maç arasında. Young Boys Galatasaray'ı kendi e, rahatlık alanından çıkartıp farklı şeyler yapmaya zorladı. Galatasaray orada zorlandı. Bence Fenerbahçe'de Mourinho yönetiminde bunu yapmaya çalışacak abi. Galatasaray buna uyum sağlayabilir mi sence Mourinho'nun yapmaya çalıştığı şeyler karşısında? Şimdi Mourinho'nun büyük bir teknik adam olduğunu bir kenara koyup onu ayrıca bir tarafa belirterek başka bir tarafından bakmaya çalışıyorum. Mourinho'nun büyük takım oyunu diyerek sezonun başından sonuna kadar oynattığı yanlış hatırlamıyorsam bir sezonu var. Onun dışında büyük çoğunluğu o da işte rekor goller, inanılmaz skorlarla alınmış Real Madrid şampiyonluğu. Onun dışında Mourinho genel itibariyle rakibe paralel şekilde hareket eden bir teknik adam. Yani bu noktada idealist diyemeyiz. Çalışma mekaniği açısından idealist. Sahaya baktığında pragmatist bir teknik adam. Okan Hoca'ya bakıyoruz. Okan Hoca da pragmatist. Fakat belirli ölçüde kendi fikrinin dışına çıkmadan pragmatist. Okan Hoca'nın asıl planıyla Mourinho'nun asıl planı karşılaşırsa Galatasaray mağlup olur. Mourinho Galatasaray'a karşı özel tedbirlerle, özel saha içi farklı varyasyonlarla ve psikolojik faktörlerle hazırlanıp Okan Hoca'nın da Fenerbahçe özel bir maç planıyla sahaya çıkıyor olması lazım. Yani Galatasaray Adana Demirspor karşısına çıkar gibi, Fenerbahçe Kasımpaşa karşısına çıkar gibi standart taktiklerden bahsediyorum. Maç öneminden değil. İkisi de ben asıl kendi oyunuma bakarım arkadaş. Rakip düşünsün mantığıyla çıkarsa maç felaket seviyede gel git e, olaylarına sahne olabilir. Bir o kalede bir bu kalede döner maç. O yüzden daha kontrollü, daha konservatif, daha kompakt, birbirine daha yakın karşılayan iki takım göreceğiz. Fakat ben ilk 11'lerde çok ciddi beklentinin aksine sürprizler olacağını düşünüyorum. İstiyorsan Fenerbahçe ile başlayalım abi bu konuda. Fenerbahçe'de nasıl bir 11 sahada olur sence? Çünkü çeşitli oyuncuların transfer olduktan sonra daha kadroya giremediğini gördük. Elneci gibi, Sofyan Amrabat gibi. E bunun yanında Fenerbahçe'de bek problemi var birazcık yani hangi bek oyuncusu oynayacak işte o sahaya dönecek mi? Sol bekte Wolle mi oynayacak, Kostić mi oynayacak? Bu konuda bir de orta saha kurgusu nasıl olacak abi sence Fenerbahçe'de? Şimdi iki takımı da parça parça beklentiler nedir? Sahaya ne kadar koyuldu. Olarak değerlendirmeye çalışalım. Fenerbahçe'de Mourinho'nun stoperlerden beklentisi düzgün ve basit bir şekilde çıkmayı sağlamak. Diyor ki beni buralarda oyalamayın. Nasıl olsa bizim merkezde sürekli hareket halinde olan 3 tane oyuncumuz. Artı bir tane sürekli pas istasyonu olan kanat oyuncumuz ki bu Tadic. Bir de sürekli geriye gelip orta sahaya eklemlenen santrforumuz var. Burada 5 tane senin pasis opsiyonun varken kendi aranızda risk alabilecek biçimde paslaşmayın diyor Mourinho. Bence doğru da. Stoperlerin şu 5 oyuncuyu görebilecek kadar isabetli pas atabilecek oyuncular olmasını istiyor. Bekao'yu o Simen'e Karşı tedbir olarak tercih edebilir. Fakat BKOyu kullandığı maçlarda nasıl yapıyor? Ceko ön tarafta, maksimen birebir eşleşmiş, Tadiç yüzü kendi kalesine dönük top almayı bekliyor. Şimanski arada yatay koşuları sağlayan oyuncu, Fred sol içte serbest oyuncu olarak nereye gitmesi gerekiyorsa orada. İsmail süpürücü, Ciku Osterwold'e kendisine yakın Mert müldür de çizgide. BKOyu henüz anlatmadık. Burada Osterwold'e. ve... Cicco'nun kendi arasındaki paslaşmalar savunmada oyun kurulumunu sağlıyor. Bekao'nun oyun kurulum fazlarına destek vermesini istemiyor mu O zaman ne yapıyor? Beko'yu diyor ki sen biraz daha önde konumdan biz bu pas hikayesini bu oyuncuyla çözeriz. Seni biz orta sahada ivmelenmiş vaziyette topla koşarken değil, orta sahada topla buluşurken görmek istiyoruz. Bekao'yu arkadaki artı bir olarak kullanıyor ki bunu şimdiye kadar hiçbir teknik adam yapmadı. Bekao'dan beklenecek bir şey de değil bu. O yüzden Bekao'nun oynaması sürpriz olmayabilir. Çağlar oynarsa ne oluyor? Osterwolde, Ciku, Çağlar diyelim. Çağlar savunmayı geride konumlamayı zorlayan, Ciku'yu 6 numara yaklaştıran, Osterwolde'yi de stoper kademesi almaya zorlayan bir şekilde oynuyor. Şimdi şu mantık Galatasaray'a karşı çalışır mı? Yani, Bence tam tersi olmalı. Evet. Az önce bahsettiğimiz gibi olmalı. O yüzden Çağlar yerine Bekao seçilirse muhtemelen sürpriz olmaz. Orta saha oyuncularından ne bekliyor Mourinho? Kayıpsız bir şekilde savunmadan topu alsın. Ön taraftaki kreatif oyunculardan birini bulsun. Bak çok basit denklemler. Burada İsmail kesinlikle enerji santrali olarak tercih edilir. Ben birkaç haber gördüm işte İsmail, Amrabat, Fred üçlüsü gibi bir şey. Ben Mourinho'nun bu kadar oyunu ben kendi yarı sahamda kabul edeceğim diyecek bir 11 ile çıkacağını zannetmiyorum. Ya bence kanat oyuncuları Tadiç ve e, Sen Maksimen olursa Böyle bir tercih yapılmaz. Çünkü orada Şimanski hem orta sahadaki kreatif yükü çekiyor 3. bölgede hem de Tadiç Tadiç'in yapamadığı o aralara girme ya da yan koşulları yapma işini de iyi Hatlo yapıyor. Hat giriyor çıkıyor. E ondan dolayı Tadiç'in kanatta oynadığı senaryoda bence Şimanski tartışması tartışmasız 11'de olur. Bence de öyle olur. Dediğim gibi merkezde Ceko'yu da dahil ettikleri böyle bir dörtlü kurması lazım Fenerbahçe'nin ki Galatasaray hatlarının arasına yerleşsin. Yoksa diğer bahsettiğin denklemde arka taraf ve ön taraf olarak takım ikiye bölünür. Orta sahayı da bahsettik. Ön tarafta en nesiriden gördüğüm kadarıyla an itibariyle bir beklentisi yok. Ceko'dan da geçen seneki rolünü devam ettirmesini istiyor. Fenerbahçe'yi bu şekilde özetleyebiliriz. Gelelim olayın Galatasaray boyutuna. Galatasaray'da Teknik direktör Okan Burun, stoperlerinden beklentisi nedir? Takımı Osimen'i attık ön tarafa. Sol tarafa Barış Alper, sağ tarafa Şalay'ı attım. Bunlar yer değiştirebilirler. Ben oynayacağını düşünüyorum ikisinde kanatlarda. Fenerbahçe maçında Yunus'la çıkmaz diye düşünüyorum. Orta saha oyuncularından Gabriel Saray'ı sağ içe yerleştirecek ki bence en efektif bölgesi. Torreira'yı merkeze bastıracak, Berkan'ı da kademe yaptıracak oyuncu olarak oynatır diye düşünüyorum. Sol tarafta Jakobs birebir eşleşip rakibi gerektiğinde yarı sahada taciz edecek oyuncu olur. Ben sağ tarafta Maksemen karşısında Kaan Ayhan'ı direkt ilk 11'e atmama ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. sağ bekte. Burada Yelert oynayabilir. Maksemen'den bir çalım yasa dahi tekrar yeniden yetişebilecek oyunculardan bir tanesi. Kaan Ayhan top kontrol esnasında Maksemen'e şarj edip kontrolünü bozamazsa Maksemen'in geçtiği pozisyonlarda sıkıntı yaşar. Sonuçta karşınızdaki takım ikincilik takımı değil. Dolayısıyla onlara bireysel önlemler de almanız gerekebilir. Bu önlemlerden bir tanesi yelert olabilir. Yelert şalay kanadı da işlevsel olarak vaat ettikleri açısından, belki bu performans sezon sonuna kadar görmeyeceğiz bilmiyorum ama, bana vaat ettikleri açısından ofansif ve defansif denge anlamında ligin en iyi ikilisi olabilecek bir ikili. İyi yaptıkları birbirini dengeleyen oyuncular. Şalay sürekli stoperi, stoperden top almaya gelebilen, bekini destekleyen, Bek'i ön tarafa çıkartıp bek savunması yapabilen, kademe alabilen, çizgiye bağımlı kalmayan, iç koridor koşusu da atabilen çok yönlü bir oyuncu. Dolayısıyla Yelert bu noktada daha sınırlara bağımlı kalmaktan ziyade daha çift yönlü bir oyun sergileyebilir ikili beraber olduğu zaman. Barış Alper attığında da benzer şeyler yaşanabilir. Yelert Galatasaray'ın savunmasını öne çıkarması gerektiği pozisyonlarda avantaj teşkil ederken Okan Hoca'nın şayet ilk planı Fenerbahçe'yi ben geride karşılayayım. Ceza sahamın çevresinde pozisyon vermeyeyim. Bunlara boşluk vermeyeyim. Mantığıyla sahada yer alacaksa Kaan'ı seçer. Bunu buradan anlayabiliriz. Hoca ne düşündü? Davinson Sanchez Galatasaray'ın %50'si. Davinson Sanchez'in olduğu her maçta takım boyu daha kısa. Geri kazanılan toplar daha çabuk kazanılıyor. Bek oyuncuları daha rahat bir şekilde çizgiye basarak gidebiliyorlar. Kanat oyuncuları da daha rahat pas istasyonu olabiliyorlar. Çünkü Davinson Sanchez sahanın her tarafındaki her oyuncuya isabetli pas atabilir. Sol kanat oyuncusunu kaçırabilir, santrifora orta yapabilir. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene bunları bolca yaptı. Kanat oyuncusunu kaçırabilir, iç koridora dışarıya top atabilir. Davinson Sanchez Galatasaray'ın şu anda yarısı. Nelson'la yer değiştirdiğin zaman Galatasaray'ın yapabildikleri sınırlandırılıyor. Abdülkerim'le birlikte Davinson Sanchez birbirlerine de güven veren ve savunmayı orta sahaya çıkartan bir çizgiye sahipler. Tad içi bol miktarda savunma yapmak zorunda kalırken görebiliriz Galatasaray hücum ettiği pozisyonlarda. Ki bu tad için çok arzu edeceği şeylerden bir tanesi değil. Savunma pozisyonundan hücum aksiyonuna geçerken önünde 65 metrelik kat edilmesi gereken bir alan oluyor. Galatasaray savunmasını orta çizgiye yaklaştırırsa buna Maksim'in haricinde hiç kimse memnun olmaz. O sayende yok. Sağ tarafta savunma arkasına sarkabilecek oyuncu yok. Forvet Arkan, forvet koşusu, ee, süratli patlayıcı sprint yapabilen bir oyuncu değil. Burada en sevilen oyuncu Maximen olur. Fenerbahçe'nin progresif paslarının uzun metrajlı olanları Maksemen'e gider. Ha buradan sonrası ne olur? Galatasaray burada bence savunmayı toparlayabilecek kadar alan ve zamana sahip. Kaan Ayhan Yeler tercihi burada tabii yeniden belirleyici. Galatasaray'ın savunmadan beklentisi orta sahaya çıkmak. Orta sahadan beklentisi topun sende olduğu zaman diliminde dahi rakibin kapışını takip edip orada kaptırıldığı noktada baskı yapmayı sağlamak. Burada Şalay'ı Sara, Yelert ya da Kaan demiştik. Bu üçlü Galatasaray'ın 3. bölgeye en fazla girerken topla buluşturacağı üçlü olacaktır. Mertens'in oynamadığı senaryoda. Ben Mertens'in oynamadığı senaryo olarak niye düşündüm? Portekizlilerde bir e, merkezde artı bir bulundurmaya çalışma şeyi vardır. Böyle sever. Sergio Concesao da yapar bunu. Mourinho da yapar. Jorge Jesus'u da biliyoruz. O da yapmıştı. Daha öncesinde Beşiktaş'ta Karvalhan. E, artı bir oyuncu bulunduralım. Merkezi sıkı tutalım. Kenarlardan üretilecek şeyler artık rakibin kreatif yapısına kalmış. Merkezde artı bir oyuncusu varken Fenerbahçe'nin. Oraya forvet arkasını sokmamak Fenerbahçe'yi hedefsiz bırakır merkezde. Ve savunmayı geriye doğru yasladığı pozisyonlarda Fenerbahçe savunmaya çalışırken. Şu Fred, şu İsmail diyelim. Bu da şimanski şuralara atılacak koşulara, buradan içeri kıvrılacak oyunculara, bek oyuncusunun çizgiye bastığı pozisyonlarda, burada kurulacak üçgenlere Fenerbahçe sürekli uzak kalır. Mertens'in oynadığı senaryoda sürekli iç koridora tedbir almanız gerekiyor. O zaman ne olur? Savunma biraz daha iç koridorları kapsar. Merkeze Şimanski girer. Burada böyle bir üçlü oluşur. Forvet arkası yoksa Şimanski ön tarafta kalıyor. Fred biraz daha top odaklı hareket ediyor. İsmail burayı tek başına koruyor. Peki sizin forvet arkanız yok. Hasılı kelam orta sahada Fenerbahçe'nin artı bir oyuncuyla bulunmasını Galatasaray avantaja çevirebilir. Fakat hedef göstererek değil, hedef boşaltarak yapabilir. Ben Mourinho'nun neden bilmiyorum. Mourinho bir de şey, taktik idmanlarda başka oyuncuları böyle ortaya atıp hedef gösteriyor. Sen diyorsun ki ha bak, ha bak diyorsun bu oynayacak demek ki. işte kanatta İrfan vesaire. Maça bir çıkıyorsun yok bu oyuncular yedek. Mourinho sürekli bir akıl oyunu içerisinde. Galatasaray tarafına bakıyorsun. Galatasaray Fenerbahçe-Başakşehir ilk sezondan bahsediyorum. Beşiktaş Trabzonspor maçlarına rakibe özel planlarla çıkmış. Bu maçları gerçekten ezerek kazanmış. İkinci sezona bakıyorsun. Galatasaray kendi oyununu oynayarak bütün hedef maçlarda kazanamamış diyelim. O, oyun olarak de. kaybetti dedi. Oyun yani. olarak kaybetti. Galatasaray'ın Okan Hoca'nın Mourinho'dan da bağımsız Fenerbahçe'ye özel bir kurguyla sahada yer alması lazım. Mourinho'nun zaten Galatasaray'a özel bir kurguyla çıkacağından çok emin olduğum için Okan Hoca'ya e, tarafına bunu söylüyorum. Gelelim maçın e, neticesine. Bence mücadele anlamında, pres temposu anlamında, şiddet anlamında, psikolojik gerilim anlamında böyle üst düzey bir maç olacak. Fakat her nedense bana gollü beraberliği çağrıştıran bir yapısı var. Fenerbahçe'nin oyun mantığı Galatasaray'ın oyun mantığına taban tabana zıt ama Galatasaray'a özel kurguyla çıkacağı için bundan mahrum kalabilir. Galatasaray'ın alternatif planları Fenerbahçe'nin tüm zaaflarını işlemeye e, yeterli. Fakat Galatasaray da Fenerbahçe'ye karşı çıktığı için bu kadar böyle zaaf işlemeye odaklı çıkmayabilir. Ben 60'tan sonrasının Mourinho tarafından galibiyet odaklı planlandığını düşünüyorum. Galatasaray da 60'a kadar skoru alması gereken bir maç oynayacakmış gibi bana yine de gollü beraberliği çağrıştırıyor bu maç. Evet. Ama birisi kazanacak, illa birini söylemen lazım dersen Galatasaray'ın işleyebileceği defolar Fenerbahçe'nin sahasında oynanmasından dolayı. Fenerbahçe'nin burada dominasyon kurması zaruretinden dolayı Galatasaray böyle bir tık daha ön tarafa çıkartıyor avantaj itibariyle. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de emeğine sağlık. Umarım kavgasız, dövüşsüz, küfürsüz, hakemsiz maç sonrasında kulüplerin resmi hesapların ergenler gibi birbiriyle çatışmadığı bir derbi geçiririz. El Clasico olması tarafındayız biz olayın. Diğer tarafında değiliz. Umarım keyifle izlediğimiz bir derbinin akabinden derbiden arda kalanları konuşmak için bir sonraki yayında karşınızda oluruz. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.